Ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, binlerce binanın yıkıldığı iki büyük depremden yeni bir görüntü geldi. Kahramanmaraş'taki otoyol büyük bir sarsıntıyla yerle bir oldu. Otoyol 7,7'lik depremin merkez üssü Pazarcık ilçesi sınırlarında yer alıyor. Yolda ve çevresinde arazide devasa çatlaklar oluştu. Bu görüntü depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Devasa çatlakları, yolda ve çevresinde depremin ne denli büyük olduğu görüntü, şu an bu izlediğiniz görüntü depremin büyüklüğünü en net şekilde ortaya çıkarıyor. Burası Kahramanmaraş, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği, yine binlerce binanın yıkıldığı, İki büyük depremden sonra oluşan bir görüntü burası. Yerle bir olduğunu görüyoruz. Bu nokta Pazarcık ilçesi ve önce 7,7'lik deprem saat gece 4 sıralarında oldu ve daha sonra öğle saatlerinde ikinci büyük deprem meydana geldi. 7,6 şiddetinde o deprem sadece binaları enkaza çevirmedi. Otoyollar da işte böyle büyük bir hasar gördü. İşte bu görüntüde depremin büyüklüğünün en net görüntüleri. Meltem, asrın felaketi diyoruz ya, yani yeri nasıl yarıp geçtiği ayrıntıları, görüntüleri bunlar. Ya büyüklüğünü, korkunçluğunu gerçekten ortaya koyan bir görüntü. Bir de en az bunun kadar etkileyici olan bir görüntü daha vardı. Bir dağ görüntüsü deprem anına ilişkin. Sarsıntıyla birlikte zemin ve dağın sarsıldığı anlar kayda geçmişti. O görüntü, dağ görüntüsü de Osmaniye'den gelmişti. Şiddetli depremle birlikte dağ sanki bir beşik gibi soldan sağa sallandı ve o sarsıntıdan sonra yine çok dikkat çeken bir görüntüyü de izledik. Elektrik kesintisi yaşandığı için gökyüzündeki o ışığı çok net gördük. Daha doğrusu gökyüzüne doğru yükselen bir ışık belirdi ve o anları güvenlik kamerası kaydıyla bizler de ekrana taşımıştık. Yer yarıldı, dağ sallandı özetle. Evet, resmen kamu binaları yıkıldı, yollar kapandı. İşte benim bahsettiğim görüntüyü şu an arkadaşlarım ekrana getiriyorlar. Bak, görüyor musun nasıl sallanıyor dağ? Beşik gibi. Birazdan elektrik daha da gidecek. Daha da bir karanlığa gömülecek o nokta. Evet, ve şimdi ışığı göreceğiz. Birazdan yükselecek o ışık. Çok çok çarpıcı. İnanılası çok zor evet. Bir görüntü gerçekten ya. Hani bu izlediklerim. Şu anda işte o anlar. Ve tamamen gelen bir karanlık. Burası Osmaniye, tekrarlayalım. Şiddetli depremle birlikte o dağ adeta beşik gibi sallandı. Bu da yerin yarıldığı, uzun metrelerce devam ettiği görüntü. Yine buna benzer bir görüntü de Maraş Pazarcık yolunda vardı. Hı hı. Orası da yine büyük depremden sonra Maraş'la Pazarcık ilçesindeki o yolda büyük hasar meydana geldi. Hatta araçlar da büyük hasar gördü. Yani aslında deprem 10 ili etkiledi. 13 milyon 500 kişiden bahsediyoruz. Sadece evleri enkazda çevirmedi, dediğimiz gibi büyük çapta da aslında otoyollarda büyük bir zarar da meydana geldi. Bu izlediğiniz görüntüler depremin merkez üssü Kahramanmaraş'tan. Maraş merkezli depremlerde kamu binaları yıkıldı, yollar kapandı, havalimanları yine kullanılamaz hale geldi. Şimdi aslında depremin ne kadar büyük olduğunu gösteren kamera görüntüleri de var. Aslında benim çok etkilendiğim görüntülerden bir tanesi de bu. En net şekilde otoyolların zarar gördüğünü gösteren görüntülerden bir tanesi. Büyük çapta bir hasar meydana geliyor. Yani ilk depremde zaten zarar gören otoyollar, ikincisinde resmen evet, arazide yoldaki evet. O devasa çatlakları ekranlara getiriyoruz. Bu da depremin gerçekten büyüklüğünü çok çarpıcı bir şekilde ortaya koyan görüntü.